Mahmut Bayram Hoca Mahmut vardı. Bayram Hoca vardı, evet. Soyadı gibi bir bayram. O da bir sevinçle gelirdi. Bu emseden başı Arapça. Arapçaya mı girerdi? Arapçaya girerdi. Aşağı yukarı 45 dakikalık bir derste hiç vakit kaybettirmez. Hâlâ bir silik kaybolsa ceketini şeyle tahtayı silerdi. Bir de talebeye hitap etmesi bir samimiyet vardı. Mesela Ahmet, Mehmet kalk söyle demezdi. Ahmet Hoca, Mehmet Hoca. Hadi hadi benim Aslan Hocam, kalk şu emsi çek, kedebe yüktü bir ketmen kâtibi vesaire. Yani hoca böyle bir heyecan verirdi. Bir de oğlum derdi, derse anlamayan olur. Ben anlatamayı bilirim. Ben Kızıl Minare'de imamım. İkinden sonra gelin, anlayayım ben var ya, tekrar dersi müzakere edelim. Yani talebenin derdinde bir insan yetiştirmek. Efendim bir de Mahmut Bayram Hoca ile yaşamış olduğunuz bir vesvese hatırası var benim hatırladığım. Evet. O çok aslında bugün de birçok insan için belki maalesef reçete olabilecek bir şey yani efendim. Efendim ben çok zaman ikindi namazından sonra Hoca Efendi'nin Kızıl Minare diye Aksa'da bir camisi vardı. Oraya giderdim. Bir gün herhalde ikindi namazını mı hatırlamıyorum. Abdest alırken kolumu, yüzümü tekrar tekrar yıkıyorum. Bunu hocamız görüyor. Gel oğlum diyor, Osman diyor. Niye böyle çok alıyorsun diyor. Bak oğlum seninki vesvese diyor. Bu diyor doğru değil diyor. Ben de diyor kimsenin günahına katlanamam diyor. Kendi günahım kendime ait. Fakat bir günah olursa diyor o günah bana aittir diyor. Sen diyor üç defa yıkayacaksın hatta bakmayacaksın dedi. İçine sinmeyecek belki kıldığın namazdı. Abdest mi kılıyorum diye. Bunu 15 gün 20 gün devam edeceksin diyor. Bir vebali varsa bana aittir. Bu dedi o şeyi bu işi geçireceksin. Ya, onun günahını ben alırım dedi yani. Ben hiç günah alacak benim durum yok kimse. Benim günahım kendimi kâfi dedi. Fakat bu işte bir günah varsa o günah bana aittir dedi. Evet. Sen huzurlu ol dedi. Ne güzel bir formül vermiş. Siz evet. Ondan sonra muhtemelen rahatladınız. Ondan sonra 10-15 gün sonra geçti o çok şükür. Elhamdülillah. Evet. Daha evvel o çok vesvese vardı bende. Tekrar abdest alıp acaba kol kuru mu kaldı, ayak kuru mu kaldı vesaire. Yani velhâsıl burada Hoca Efendi'nin o böyle samimi ihlası elhamdülillah ben de o vesveseyi unutturdum. Bugün o zaman bu tür bir vesveseyle sıkıntılı olanlara bu verilebilir değil mi efendim? Aynı. O vesvese olanlar bu reçeteyi tatbik etsin. Evet efendim. Bir de Felaknas suresini bolca okusunlar. Evet. Allah razı olsun. İnşallah. Güzel bir şey oldu. Yine hocanın bize hatta bugün milli eğitimdekileri bunu ifade etmek lazım. Oğlum derdi benim derse gelmediğim gün Mahmut Bayram Hoca ölmüştür. O gün benim cenazeme gelin. Allah. Nasıl bir ciddiyet var efendim? Nasıl bir ciddiyet? Bir de talebeyle hemhal olurdu. Talebeyle voleybol oynardı değil mi? O da seyreder, bazen o da şöyle bir topa bir şey vururdu. Yani bu yaklaşma. Evet. Diğer taraftan bu Mehmet Zahid Efendi'nin oğlu İskender Paşa'nın yakında otururdu sonraları. Bazen Zahid Efendi sohbete çıkmadı ama Mahmut Hoca sohbet eder. Ve oradaki üniversite vesaire Hoca Efendi'yi, Mahmut Hoca Efendi'yi dinlerlerdi. Vefatına yakın ziyaretine gittim. O da herhalde ya Parkinson veyahut da bir felç gibi bir durumdu. Kalkarken adımını zor atıyordu. Şöyle bakmışım ben. Oğlum dedi, bana öyle bakmadı. Ben çok sevinçliyim dedi. Allah Allah. Çünkü dedi, şimdi her adım atışta kaç defa Subhanallah, Ya Rabbi, Elhamdülillah diyorum derdi. Benim derdi bu hadi zikrimi arttırdı derdi. Allah Allah. Yani düşünebiliyor muyuz yani böyle bir hoca efendileri? Efendim şimdi siz 70 küsür sene sonra hocalarınızı böyle tek tek yad ediyorsunuz. Bu tabii sizin vefanızla alakalı bir şey ama çok ciddi tesirler bırakmışlar efendim. Çok.